Merhaba Oğlak Burcu ve yükselen Burcu Oğlak olanlar. Kasım 2023 etkilerine dilerseniz hep beraber bakalım. 4 Kasım tarihinde görmüş olduğunuz sizin yönetici gezegeniniz Satürn retrosunu bitirip ileri hareketine başlayacak. 0 dereceden itibaren ilerleyecek 19 dereceye kadar, sonra tekrar retrosu olacak 29 Haziran 2024 tarihinde. Şimdi ben Satürn balık geçişini çok detaylı bir şekilde daha önce kanalımda aktarmıştım. Burada tekrar değinmeyeceğim. Sadece retrosunun bittiğinden ve ilerleyeceği derecelerden bahsetmek istedim. Çünkü buralarda önemli gezegenleri olan arkadaşlarımız olabilir. Şimdi geçelim bu görselde asıl anlatmak istediklerime. 3 Kasım tarihinde görmüş olduğunuz Güneş ve Jüpiter'in karşıt açısı oluşacak 10 derecede. Ve 4 Kasım tarihinde Merkür ve Uranüs'ün 21 derecede karşıtlığı oluşacak. Ve yine 4 Kasım tarihinde görmüş olduğunuz Venüs ve Neptün'ün karşıt açısı oluşacak 25 derecede. Dolayısıyla özellikle Kasım ayının ilk haftasında, ayın 8'ine kadar özellikle dikkat etmemiz gereken bazı durumlar var. Sonrasında elbette etkiler dağılacak. Neler bu etkiler dersek, bir kere bu karşıtlıklar, önemli yüzleşmelerle karşı karşıya kalacağınız bir haftada olacağınızın işaretçisidir. Bir takım ifşalar da olabilir ve bazılarının maskesi düşebilir. Kimler olabilir? Bir kere sizin arkadaş çevreleriniz, arkadaş, dost, sosyalleştiğiniz alanlarla ilgili olarak bunu söyleyebiliriz. Ya da böyle kalabalık çevreler ya da kalabalık gruplarla yapılan işler varsa bunlarda bu tarz gelişmelerle karşı karşıya kalabilirsiniz. Ya da yakın çevreniz, her gün işte komşularınız, ne bileyim yakın akrabalarınız, her gün böyle iletişimde olduğunuz kişilerle ilgili olabilir. Şimdi burada özellikle dediğim gibi bir takım kişilerin böyle yalanlarıyla yüzleşmeniz ya da işte maskelerinin düşmesi ya da ne bileyim ifşalar, bilinmeyenlerin ortaya çıkması gibi durumlar söz konusu olabilir. Fakat lütfen sakin kalmanızı, bu haftada sakin olarak geçirmenizi tavsiye ediyorum sizden. Çünkü burada özellikle Merkür'ün bulunduğu Akrep Burcu'nda Mars'ın da olması biraz böyle dürtüsel davranmaya sebep olabilir. Dolayısıyla burada hani bir söz vardır ya, bizim işte öfkeyle kalkan zararla oturur diye. Burada öfkeyle kalkan yeni düşmanlıklarla oturacak. Yani bunun böyle altını çizerek size belirtmek istiyorum. Dolayısıyla olabilir insanlar yalan söylemiştir, işte ne bileyim siz tanıyamamışsınızdır, her şey var hayatın içerisinde. Burada sakin kalın, dürtüsel davranmayın, öfkenize yenik düşmeyin. Neyse bu yalanlar size, işte kim kendini farklı tanıtmışsa bunları işte gerekli bir şekilde hayatınızdan çıkarırsınız. Mazide kalır, olur biter. Budur yani. Hepimiz zaman zaman bunları yaşıyoruz. Böyle bir zamanda olacaksınız siz de. Bir ayıklama süreciniz olabilir. Yakın çevrenizi dediğim gibi ya da kalabalık çevreye ilişkin olabilir. Bir takım yüzleşmeler, ifşalar olabilir. Siz sadece öfkenizi kontrol etmeye çalışın derim ve yeni düşmanlıklar yaratmamaya özen gösterin. Bir de kariyer ve para konusunda uyarmak isterim. Bakın burada Venüs ve Neptün'ün karşıt açısı oluşacak dedik. Venüs aynı zamanda sizin 10. evinizin yönetici gezegeni olduğu için kariyerle ilgili yanıltıcı etkiler altında olabileceğinizi de söyleyebiliriz. Örneğin size yeni iş teklifleri gelebilir. Bunlar çok gerçeklik payı içermeyebilir. Farklı işte maddeler ya da farklı koşullar size bambaşka, işte çok daha iyiymiş gibi gösterilebilir vesaire. Dolayısıyla böyle biraz daha böyle araştırarak, iyice sorgulayarak işle alakalı kararlarınızı vermenizi tavsiye ederim. Bir de yine parayla ilgili konularda yine dikkat edin, size böyle yalanlarla sizin paranızı almak isteyebilecek ya da ne bileyim kendini farklı tanıtacak kişiler karşınıza çıkabilir. Para konusunda farklı amaçları olabilir bunların. Bunlara karşı da yine dikkatli olmakta yarar var. Özellikle kadınların yalanlarıyla karşı karşıya kalabilirsiniz. Size her söylenene inanmayın ama özellikle de kadınlar çok dikkat edin derim. Özellikle de kariyerle ilgili konularda. Evet, bu dediğim gibi ilk hafta
dikkatli olmanız lazım. Zihin dünyanız biraz bulanık olabilir. Kafa karıştırmaya çalışan kişiler olabilir. Ya da öğrendiğiniz bir takım böyle yaşanan ifşalar sizin böyle öfke patlamaları yaşamanıza sebep olabilir. Bunlardan uzak duracağız. İlk hafta temkinli yaklaşacağız. Her şey, her duyduğumuza da inanmayacağız. Evet, şimdi geçelim diğer etkilere. Elbette böyle değil. Ayın geneli farklı durumlar var. Geçelim 8 Kasım tarihine. 8 Kasım tarihinde görmüş olduğunuz Venüs 10. evinizde transitine başlayacak. Venüs biliyorsunuz zaten 10. evinizin yönetici gezegeni, terazinin yöneticisi olduğu için güçlü bir konuma geçecek burada. Size önemli destekler sağlayacak. Venüs 10. evde çok faydalıdır. Kariyeriniz adına güzel gelişmelerin habercisidir. Size profesyonel olarak yardımcı olacak, sizi yeni bir pozisyona önerecek, sizi önemli insanlarla tanıştıracak veya kariyerinize yeni bir yön verecek biriyle tanışabilirsiniz bu dönemde. Aynı zamanda dolaylı yollardan eşiniz, sevgiliniz, kız kardeş veya kız kardeş figürü taşıyan kişiler ve kadınlar kariyeriniz konusunda size yardımcı olabilir bu süreç sonrasında. Bunun dışında terfi veya maaş artışı alabilirsiniz ya da daha çok kazanç sağlayacağınız yeni bir iş bulabilirsiniz. İş yerinde anlaşmazlık yaşadığınız kişilerle uzlaşmaya varabilir. Aranızdaki problemleri ortadan kaldırabilirsiniz. Ayrıca bir anlaşmazlığın arabuluculuğunu da yapabilirsiniz. Sanat veya güzellik endüstrisinde çalışan kişiler için önemli başarılara imza atabilecekleri bir dönemi işaret edebilir. Toplum içinde daha çekici göründüğünüz ve dolayısıyla daha fazla insanı kendine çektiğiniz zamanların habercisidir. Popülaritenizin arttığını, adınızdan söz ettirdiğinizi görebilirsiniz. Kariyerinde başarılı, toplumda iyi bir konumu olan, otorite olarak algıladığınız ya da sizden yaşça büyük birine de aşık olabilirsiniz. Bu kişiyi kariyeriniz veya bir akıl hocanız aracılığıyla tanıyabilirsiniz bu arada. İlişkiniz varsa evlilik, söz nişan gibi bir karar alabilirsiniz. Evliyseniz anne baba olma gibi bir durumu gündeme getirebilir. Eğer burada olumsuz gezegenleriniz de varsa boşanmak, yani olumsuz manada boşanmak, kariyerde anlaşmazlıklar gibi durumlar yaratabilir. Dolayısıyla transit boyunca diplomatik davranmak sizin yararınıza olacaktır diyebiliriz. Ve bir de burada görmüş olduğunuz gibi güney ay düğümü var. Dolayısıyla burada her ne yaşarsanız kariyerle ilgili olarak ya da aile büyükleriyle ilgili olarak ya da eşin aile büyükleriyle ilgili olarak onları da temsil eder çünkü. Yarattığınız iyi ya da kötü karmanın tezahürü şeklinde durumlarla karşı karşıya kalabilirsiniz. Çünkü hani güney düğüm burada olduğu için biraz karmik etkiler altında yaşayacaksınız bunları. Örneğin işte dedim ki işte yönetici konumda olan birisiyle işte bir ilişki vesaire. Mesela bu kişi böyle karmik ruh eşiniz olabilir. Çünkü burada güney düğüm olduğu için bu tarz bir insan karşınıza çıkabilir. Yani şöyle hissedebilirsiniz onu ilk gördüğünüzde. Bu insanı ben nereden tanıyorum? Ya da tanıştığınızda böyle yıllarca tanıyormuşsunuz gibi böyle diyalogta bir akış olabilir. Oradan da ayırt edebilirsiniz gibi. Ya da burada tanıştığınız kişilerin bir mazisi olabilir. Yani olayların bir geçmişi olabilir. Geçmişle alakalı kişiler işte karşınıza çıkar ya da geçmişte size iş teklifi gelmiştir, değerlendirememişsinizdir, tekrar değerlendiriyorsunuzdur vesaire. Bu şekilde de çalışabilir aynı zamanda. Ve bir de burada Venüs ayın 29'unda güney düğümle kavuşum yapacak. Bu da bazı kişi ya da durumların komple kadersel bir şekilde hayatınızdan çıkmasına sebep olabilir. Ya da bir döngünün kapatılmasına sebep olabilir. Ya da geçmişle alakalı bir yüzleşmeyi de anlatabilir aynı zamanda. Özellikle de kadınlarla, parayla ilgili konularda diyebiliriz bunu. Yani o konular üzerinden bunu deneyimleyebilirsiniz. Burada bu düğümlerin etkisine dair ben çok detaylı bir video çekmiştim. Burada yaşanacak kavuşumlar nelerdir, ne zamanda ne etkiler getirir vesaire. İzlemeyen arkadaşlarımız varsa mutlaka izlesinler. Çünkü burada hani önemli bir alanda olacak sizin için. Burada ben sadece bir özet geçtim. Evet, tekrar edelim, 8 Kasım 4 Aralık tarihleri arasında Venüs 10. evinizde olacak dedik. Şimdi diğer etkilere geçelim. 10 Kasım tarihinde ise Merkür Yay burcuna geçecek. Görmüş olduğunuz Merkür sizin 12. evinizde Yay burcunda transitine başlayacak.
Merkür 12. evde bir anlaşmanın fesi manasına gelebilir. Hani burada dedik ya, yeni iş anlaşmaları vesaire hani söz konusu olabilir. Bu da eski anlaşmanın fesi manasına gelebilir. Burada Merkür'ün 12. evde olması ya da eskiden böyle yine görüştüğünüz yani eski teklifler vesaire bunların değerlendirilip yeniden bir imza atılması gibi bir durum da tetikleyebilir aynı zamanda. Bunun dışında uzaktan erişimle bir eğitime başlamak, tez yazmak, sınava çalışmak, dil öğrenmek gibi kişinin kendini geliştirmek için başvurduğu eğitimleri anlatabilir. Sanatsal niteliği olan ilham gerektiren mesleklerde eser yaratma süreçlerini anlatabilir. Gizli saklı bir anlaşmaya imza atmak durumunu ortaya çıkartabilir. Uzaklarda bulunan ya da yurt dışı kaynaklı kişi ya da kurumlarla ticaret yapmak ya da yeni bir anlaşmaya imza atmak, internet üzerinden ticaret yapmak ya da yeni bir iş kurmak, eski tanıdıklarla iletişim kurmak ya da merak edip haber almaya çalışmak, hamilelik haberi, ruhsal veya spiritüel konularda danışmanlık almak, yaşanan sağlık sorunlarıyla ilgili kontroller yaptırmak, bir kişiyle gizli saklı iletişim kurma hali ya da uzakta bulunan biriyle iletişime geçmek, yüzleşme cesareti olmayan düşük profilde insanların aleyhte konuşması, kendi çaplarında düşmanlık planlaması gibi durumları ortaya çıkartabilir. Uzaklarda bulunan yakınların sağlık sorunları ya da en kötü ihtimalle maalesef vefat haberi gibi bir durumu da tetikleyebilir. Tabii burada bunun olması için elbette çok hani zorlu gezegenlerin olması gerekir. İşte Satürn, Plüton vesaireyi de çok zorlu açılar vesaire. Herkes için böyle bir durum söz konusu değil ama hayatın içerisinde bu da olduğu için bunu da belirtmek durumundayız. Tekrar edelim, 10 Kasım 1 Aralık tarihleri arasında Merkür 12. evinizde olacak. Sonrasına geçelim. Çok pardon. 13 Kasım tarihinde ise bir yeni ay oluşacak. Akrep Burcu'nda 20 derecede sizin de 11. evinizde oluşacak bu yeni ay. Yeni aylar biliyorsunuz yepyeni başlangıçların habercisidir. Sizin 11. evinizde olacak dedik. 11. evde bizim bütün hayallerimizi, umutlarımızı, işte geleceğe dair planlamalarımızı anlattığı için bunları hayata geçirmek için bir girişiminiz olabilir. Mars'la kavuşum halinde gerçekleşecek bakın bu yeni ay. Yani yepyeni bir durumunuz var burada hayatınıza giren ama böyle bir güçlü bir başlangıcı anlatıyor. Bir yerlere başvurmanız gerekebilir. İşte ne bileyim bir şirket açmak olabilir, bir ne bileyim bir girişim olabilir. Ya da şunu söyleyelim. Mars sizin 4. evinizin yönetici gezegeni olduğu için aile, ev, yuva, memleket, böyle köyünüz, işte memleketiniz neresiyse ya da aile çevreleriniz vesaire bunlarla bağlantılı bir şekilde çalışabilir. Dediğim gibi yeni bir girişiminiz olabilir. Kendi işinizi kurmak, ne bileyim bir hayaliniz vardır. Onunla ilgili bir resmi başvuru vesaire bunlarla ilgili olabilir. Ya da burası çevre değiştirmeyi de anlattığı için taşınmak, hani 4. evle bağlantılı olarak taşınmak gibi bir durumu da anlatabilir. Yani komple çevre değişimi gibi bir durumu da tetikleyebilir. Bu şekilde bir yenilik de olabilir aynı zamanda. Ya da sosyalleştiğiniz çevreler, arkadaşlarınız, dostlarınız bunlarla alakalıdır. Bunlarla ilgili yeni bir durum oluşabilir. Ya da böyle bir sosyal çevreye, yeni bir sosyal çevreye girebilirsiniz. Ama bunlar böyle memleketinizden ya da aileyle bağlantılı tanıdığınız kişilerle ilgili olabilir. Ya da kendi mahalleniz olabilir. Yani büyüdüğünüz baba evinizin bulunduğu yerle bağlantılı olabilir. Böyle bir arkadaş grubuna da dahil olabilirsiniz. Bunlarla ilgili bir durumu da anlatabilir aynı zamanda. Burası kariyerin getirileriyle de alakalıdır. Bunlara dair yeni bir gelişme olabilir, bir artış olabilir, bunu gösterebilir. Sizden böyle yaşça büyük ya da güçlü kişilerden destekler alabilirsiniz. Ya da burası abiler, ablalar gibi figürlerin hayatına ilişkin konuları da ifade ettiği için, Mars'ta eril kişileri anlattığı için özellikle abilerin hayatında bir yeni durumu da işaret edebilir. Ya da onlardan size bir destek gelebilir sizin hayallerinizi gerçekleştirmeniz adına. Başka burası bütün kalabalık çevrelerle ilgilidir. İşte örneğin sosyal yardım kuruluşları ya da siyasi partiler ya da işte vakıflar, dernekler vesaire. Bunlarla ilgili yeni bir gündem oluşabilir, yeni bir başvurunuz olabilir ya da böyle bir mesleğiniz varsa burada size liderlik konumu verilebilir. Hani Mars liderliği de gösterdiği için böyle bir kalabalıklarla yapmış olduğunuz bir
İlla bu işte vakıflar, dernekler olmak durumunda değil. Herhangi bir şekilde kalabalıkla bir iş yapıyorsanız burada lider konuma gelebilirsiniz. Ya da dediğim gibi bir başvurunuz olabilir. Bu şekilde bir yenilik de, yeniliği de ifade edebilir aynı zamanda. Ya da böyle kitlelere erişimle alakalı bir işiniz varsa bunlarla ilgili bir yenilik de olabilir. Bunun dışında evlat edinme, üvey evlat, üçüncü evlilik, dördüncü çocukla ilgili yepyeni bir sayfada gelebilir aynı zamanda. Evet, şimdi geçelim bir sonraki etkiye. Sonrasında ise 24 Kasım tarihinde görmüş olduğunuz Mars 12. evinizde Yay burcunda transitine başlayacak. 4 Ocak 2024 tarihine kadar uzun bir süre orada olacak. Aynı zamanda Güneş de 22'sinden itibaren 12. evinize geçecek. Bir ay boyunca orada kalacak yaklaşık olarak. Dolayısıyla bu 12. ev konuları çok daha aktif olacak sizin için diyebiliriz. Mars 12. evde hedeflerinizi araştırma ve kendinizi hazırlama dönemidir. Kendi özelinizde kalmak isteyebilir. Kendinizi sosyal hayattan soyutlama ihtiyacı hissedebilirsiniz. Başkalarıyla paylaşmak istemediğiniz meselelerinizle meşgul olabilirsiniz. Bilinçsiz davranış kalıpları, kendinizi savunma şeklinizle alakalı böyle bir takım değişiklikler yaşamanıza sebep olabilir. Yani biraz daha böyle kendinizi savunma mekanizmalarınızla ilgili bilinçsiz davranışları ortaya çıkartabilir. Dolayısıyla daha böyle kontrollü olmakta yarar var. Geçmişte öğrenilen davranış kalıplarına göre, hatta böyle bilinçaltı kayıtlarına göre hareket etme eğilimini tetikleyebilir. Pasif agresif bir ruh hali ortaya çıkartabilir. Bazıları bu aşamada uykusuzluk problemi yaşayabilir. Daha aktif bir rüya görme hali oluşabilir. Hayal gücüne dayalı sanatsal eserlerin yaratım süreçleri için çok etkili çalışır. Aynı zamanda yurt dışı bağlantılı işler, uzaktan erişimle yapılan eğitim ya da ticaret gibi işler, sağlık sektörüyle alakalı ya da ruhsal şifalanmayla ilgili mesleklerde yüksek bir ivme yaratır. Bütün potansiyellerinizi artırıp başarı grafiğinizi yükseltebilirsiniz bu mesleklere dair. Ayrıca geçmişte öfkeli olduğunuz kişilere rastlayabilir ya da bu kişilerden haber alabilirsiniz. Bazıları ise gizli gizli piyonlar kullanarak size düşmanlık ya da ihanet etme planları yapabilir. Endişelere yenilmemek adına ruhsal şifalanma ya da terapilerle ruhunuzu güçlendirmek için çok güzel zamanlardır. Uzakta bulunan erkek kardeş ya da erkek kardeş figürü taşıyan kişilerle ilgili gündemi de işaret edebilir. Bunun dışında sağlık sorunlarınızı hallettiğiniz ya da hamilelik süreçlerinizle ilgilenmeniz gereken bir dönemin habercisi de olabilir. Aynı zamanda Mars böyle kesiklerle ilgili durumları ifade ettiği için böyle cerrahi müdahale gerektiren bir sağlık probleminiz varsa bununla ilgili bir ameliyat vesaire, böyle küçük bir operasyon gibi bir durumu da anlatabilir aynı zamanda. Evet, şimdi geçelim bir sonraki etkiye. 27 Kasım tarihinde ise İkizler Burcu'nda bir dolunay gerçekleşecek. Görmüş olduğunuz gibi 4 derecede 6. evinizde İkizler Burcu'nda. Dolunaylar biliyorsunuz karşı karşıya gelen gezegenlerden ötürü biraz gergin etkiler taşır ve bir kapanışı anlatır. 6. ev konuları üzerinden olgunlaşan süreçlerin finalize edilmesi ya da 6. ev konuları üzerinden böyle ağır aksak ilerleyen, yolunda gitmeyen her ne varsa bunların komple hayatınızdan çıkarılması anlamına gelebilir. Bunlar kişiler de olabilir, durumlarla ilgili de olabilir. 6. ev bizim hizmet ettiğimiz kişilerle ya da kurumlarla alakalıdır. Ya da sizin hizmetinizde olan kişilerle ilgilidir. İşte ne bileyim, çalışanlarınız vardır, yanında yardımcılarınız vardır vesaire. Bunların işten çıkması gibi bir durum olabilir. Ya da dediğim gibi siz hizmet ediyorsanız birilerine, herhangi bir hizmet sektöründe çalışıyorsanız bunlarla ilgili bir kapanışı anlatabilir. Ya da işte bir başvurunuz vardır vesaire, ya da ne bileyim bir proje vesaire, bunun bitmesi şeklinde de çalışabilir. Bunun dışında sağlığımız, özellikle kronik sağlık sorunlarımızla alakalıdır. Burada bunlarla ilgili bir tamamlanma manasına gelebilir. Ya da hiç bilmediğiniz bir kronik sağlık probleminin burada olgunlaşıp kendini göstermesi manasına da gelebilir aynı zamanda. Bunun dışında beslenme şeklimiz diyet, fitness gibi uygulamalardır. Bunlarla ilgili bir kapanış yaşayabilirsiniz. İşte diyet yaptım bitti, ya da bir fitness salonuna gidiyordum artık oradan memnun değilim, ben oradan üyeliğimi iptal ettireceğim gibi bir durum da olabilir. Görev ve sorumluluklarımızla alakalıdır. İş yerindeki görevlerimiz değişebilir.
iş yerinden birileri ayrılabilir, sizin işte konumunuz değişebilir, şubeniz değişebilir, görev ve sorumluluklarınız, işte çalışma koşullarınız, çalışma ortamınız, işte başka ne söyleyebiliriz, bu iş koşullarındaki o maddelerdeki değişiklikler, onlarla ilgili sonlanmalar, mekan değişikliği, işte görev değişikliği vesaire gibi bir takım kapanışlar da yaşayabilirsiniz aynı zamanda. Eğer çalışmıyorsanız bütün düzeninizi ilgilendiren önemli bir sonlanma da olabilir. Farklı bir düzene geçiş sağlayabilirsiniz. Bu bir taşınma şeklinde de olabilir aynı zamanda. Başka burası evcil hayvanlarımızla da alakalıdır. Onların sağlığı ya da işte ne bileyim ilgilenmeniz gereken bir durum vardır. Onu bitirip halledebilirsiniz. Ya da en kötü manada kayıp manasına da gelebilir. Çok üzgünüm ama yani burada eğer çok zorlu gezegenleriniz varsa bu tarz bir durumu da maalesef tetikleyebilir. Dolayısıyla varsa sağlık problemleri lütfen hani hiç aksattırmadan gerekli kontrollerini yaptıralım. Bunun dışında burası temizlik alışkanlıklarımızı ifade eder. Aynı zamanda böyle bir meslekte çalışıyorsanız bunlarla ilgili konularda bir final ya da sizin yanınızda çalışanlar olabilir. Onlarla ilgili bir final gibi bir durumu da tetikleyebilir aynı zamanda. Evet, genel olarak bu şekilde umarım her ne yaşarsanız yaşayın. Sizin hayrınıza güzel gelişmelerin yaşandığı bir ay olur sizin için. Kanalımda izlemeyen arkadaşlarımız varsa 2024 videolarını da çekip yayınladım. Mutlaka izlemenizi tavsiye ediyorum. Beni izlediğiniz için çok teşekkür ediyorum. Kendinize çok iyi bakın. Hoşça kalın.